Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aiden aka Yağmur. Bugün sizlerle kristal kuvars hakkında konuşacağız. Kristal kuvars hakkında her şeyi ele almaya çalışacağım bu videoda. Arındırma yöntemleri, nedir, ne alanlarda kullanılır ve bir kristal kuvarsın gerçek olup olmadığını anlamak için bir iki yöntem göstereceğim. Size böyle taşları tanıtabileceğim bir seriye başlamayı düşündüğümü söyledim ve siz de buna çok ilgi gösterdiniz. Her pazar günü bir taş seçip o taş hakkında her şeyi anlattığım bir video yayınlayacağım. İlk olarak başlangıç taşlarından başlayacağım. Daha sonra sizin istek taşlarınızı da ele almaya çalışacağım. Dolayısıyla eğer anlatmamı istediğiniz bir taş varsa bunları da yorumlara bırakabilirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak kristal kuvars ideal bir başlangıç taşıdır. Joker taş olarak da bilinir. Ana çakrası aslında taç çakradır. Taç çakra ile uyuşur. Ama joker taş olarak da bilindiğinden dolayı her çakrada kullanabilirsiniz kristal kuvarsı. Aynı zamanda herhangi bir çalışmada ihtiyacınız olan taş yoksa onun yerine kristal kuvarsa kullanabilirsiniz. Tabii ki aynı göstermez ama yerine kullanabilirsiniz. Master Healer olarak da bilinir kristal kuvars ve her türlü hastalıkta size yardımcı olabilecek güçtedir. Tüm taşlarla beraber kullanabilirsiniz kristal kuvarsı. Tüm taşlara uyumludur. Hatta hangi taşla kullanırsanız kullanın onun enerjisini arttırır kristal kuvars. Enerjiyi arttırır, güçlendirir ve daha çok hissetmenizi sağlar. Dolayısıyla eğer böyle taşlarınızın enerjisini çok hissedemeyen bir insansanız Taşlarınızla beraber kristal kuvars da kullanın. Çok fazla etkisini göreceksiniz. Kristal kuvars adapte olmakta da çok yardımcıdır. Dolayısıyla dikkat dağınıklığınız varsa kristal kuvars size yardım edebilir. Kristal kuvars enerjisi yüksek bir taştır ve sizin de vibrasyonunuzu yükseltmekte yardımcı olur. Pisicik yeteneklerinizi ve altıncı hissinizi güçlendirmenize de yardımcıdır kristal kuvars. Aynı zamanda doğruyu ve gerçeği görmeyi sağlar. Kristal kuvars olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmanızı sağlar. Dolayısıyla sürekli tek taraflı düşünen bir insansanız... Kristal kuvars size çok yardımcı olacaktır. Kristal kuvars enerjiyi emer ve saklar. Dolayısıyla diğer taşlarınızın yanı sıra kristal kuvarsı daha sık arındırmanız gerekebilir. Enerjinizi arındırmak ve yükseltmekte de, de yardımcıdır. Hatta bunun hakkında kendi küçük işletmemde sattığım kristal kuvars ve bergamot yağı birleşimi olan bu şekilde doğal taş yağları var. Küçük işletmemin linki de açıklamalar kısmında bulunacak. Oraya da bakabilirsiniz eğer ilgileniyorsanız. Meditasyon için ideal taştır kristal kuvars. Aynı zamanda meditasyonlarınız boyunca daha net mesajlar alabilmeniz için size yardımcı olur. Son olarak da eğer reenkarnasyona inanıyorsanız geçmiş hayat çalışmalarınızda hatırlamakta yardımcı olduğu söylenir. Denemedim ama deneyebilirsiniz. Şimdi kristal kuvarsı arındırma yöntemlerine geçelim. Genel doğal taş arındırma yöntemleri için ilk videom olan doğal taşlar taş olan videomu izleyebilirsiniz. Kristal kuvarsı her yöntemle arındırabilirsiniz. Bu güneş, ay ışığı, su, tuz, ateş topraklama ve diğer tüm yöntemleri de kapsar. Şimdi kristal kuvarsınızın gerçek bir sahte mi olduğunuzu anlama yöntemlerine geçelim. Bundan bir önceki videom olan "Video doğal taşın gerçek mi sahte mi olduğunu Anlamın" 10 yolu videomu izleyebilirsiniz. Orada genel olarak her taşta kullanabileceğiniz sahte mi doğal mı ayırt etme yöntemlerini anlatıyorum. Şimdi ise sadece kristal kuvarsa özel birkaç yöntem söyleyeceğim. İlk olarak kristal kuvars bu taşlar şeffaf olduğundan veya çoğunluğu şeffaf olduğundan epoksi reçine veya camla da yapılabilir. Hem epoksi reçinede hem de camda eğer kristal kuvarsınız her iki maddeden biriyle yapıldıysa içinde baloncuklar bulundurabilir. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi bir taşın içinde baloncuk bulunuyorsa bu taş gerçek değildir. Evet taşın içinde minik kırıklar, minik çizikler olabilir. Bu gayet normaldir. Hatta gerçek olduğunun işaretlerinden bilirdir. Ama içinde baloncuk bulundurması bunun tam tersidir. Şimdi şeffaflığa gelelim. Kristal kuvarsınız cam gibi şef şeffafsa çok büyük ihtimalle sahtedir. Kusursuz kristal kuvars bulmak gerçekten çok zordur. Bir de TikTok'tan yayılan kristal kuvarsın gerçek mi sahte olduğunu kontrol etmede çok yanlış bir algı var. Kristal kuvarsınızı yazı olan herhangi bir zemine tutmanızı istiyorlar. Daha sonra eğer bu yazıyı büyütüyorsa sahte, büyütmüyorsa normal gösteriyorsa gerçek olduğunu söylüyorlar ki bu çok yanlış bir şey. Kristal kuvarsla beraber çoğu taş yazıya tuttuğunuz zaman harfleri büyütebilir. Bu taşların bulunduğu da kaynaklanıyor olabilir. Son olarak da sürtme testimiz var. Bunun için lazım olan şey bir adet cam herhangi bir şey ve kristal kuvarsınız. Kristal kuvarsınızı cam zemine sürtmeye başlıyorsunuz. Eğer kristal kuvarsınız camı çizerse, böyle beyaz beyaz çizikler oluşursa bilin ki kristal kuvarsınız gerçek. Ama eğer çizmiyorsa veya çizse bile sadece camda değil kendisinde de çizikler oluşuyorsa bilin ki kristal kuvarsınız sahtedir. Sadece kristal kuvars değil kuvars ailesinden her taşa bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Evet, videom bu kadardı. Umarım herkes için yararlı bir video olmuştur. Ve umarım kristal kuvarsı net bir şekilde anlayabilmişsinizdir. Doğal taş, takı, kütleler ve birçok spiritüel şey sattığım küçük işletmeme de bakabilirsiniz eğer ilgileniyorsanız. Linki açıklamalar kısmında bulunacak. Daha önce bahsettiğim gibi küçük işletmemde kristal kuvarsı yağları, ham kristal kuvarsı kütleler, kristal kuvarsı kolyeler de mevcut. Her zaman olduğu gibi Aklınızda hala herhangi bir soru varsa bunları istek, şikayet ve önerilerinizle beraber yorumlara bırakabilirsiniz. Video başında da dediğim gibi, eğer anlatmamı istediğiniz bir taş varsa bunu da yorumlara bırakmayı unutmayın. Küçük işletmemle beraber Spotify ve TikTok hesabımın linki de açıklama kısmında bulunacak. Sonsuz sevgi sizinle olsun. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, ışıkla kalın.